Gerçek dindarlar ve sahte dindarlar. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve onun içinde olanlar kimindir? Allah'ındır diyecekler. De ki, yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz? De ki, yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, yine de sakınmayacak mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melekutu, mülk ve yönetimi kimin elindedir? Ki o koruyup kolluyorken kendisi korunmuyor. Allah'ındır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz? Hayır, biz onlara hakkı getirdik. Ancak onlar gerçekten yalancıdırlar. Müminun Suresi 84-90 Kitabın başında verilen örneğe geri dönelim. Şehirde diğer insanlardan her yönden farklı bir grup insan olduğunu vurgulamıştık. Bu insanlara şehrin diğer sakinlerinin önemli bir bölümünün kötü gözle baktıklarını, onlar aleyhine davrandıklarını belirtmiştik. O bir grup insanın ise kendilerine o şehrin ve daha başka her şeyin sahibinin ulaştırdığı bir kitabı rehber edindiklerini söylemiştik. O insanlar Allah'ın verdiği isimle Müslümanlardır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah adına gerektiği gibi cehdedin, çaba harcayın. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan daha önce de Bunda Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun. Siz de insanlar üzerine şahit olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevlanız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Haç Suresi 78 Allah'ı çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Fusilet Suresi 33 Burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Diğer insanların müminlere iyi gözle bakma işleri. Örnekte anlatılan şehrin bir cahiliye şehri olduğunu belirtmiştik. Bir toplumun cahiliye toplumu olması onun dinsiz bir toplum olduğu anlamına gelmez. Tam tersine Kur'an'da anlatılan cahiliye toplumları kendilerini sözde dindar olarak görürler. Yaşadıkları atalarından kalan birçok batıl inanış ve hurafeye dayanan ısrarla sürdürdükleri ve doğru olduğunu zannettikleri sapkın bir dini anlayışıdır. Kur'an'da cahiliye toplumunun bu özelliği şöyle vurgulanır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde derler ki: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Şayet şeytan onları çılgınca yanan ateşin azabına çağırmışsa da mı buna uyacaklar? Lokman Suresi 21. Cahiliye toplumunun en önemli özelliği ise savunduğu bu batıl sistemi Allah adına savunmasıdır. Bu samimiyetsiz bir savunuştur ve cahiliye toplumunun üyelerinin Allah'a karşı bir bağlılıkları yoktur. Ama bu toplumun bazı üyeleri, hele önde gelenleri dindarmış gibi bir imaj çizerler. Öyle ki Allah'ın bir peygamberini öldürmek gibi Allah katında olabilecek en büyük suçu işlerken bile Allah adına yemin ederler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı kendi aralarında Allah adını an içerek dediler ki Gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık ve gerçekten bizler doğruyu söyleyenleriz diyelim. Neml suresi 48 49. Cahiliye içinde öyle bir grup da vardır ki Kur'an'ı bilirler. Kur'an'a uyacaklarına söz vermelerine rağmen dünyanın geçici yararını tercih ederek çıkarlarını gözetirler. Bütün bu yaptıkları iki yüzlülere rağmen kendilerini örnek Müslüman olarak gösterirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım kötü kimseler geçti. Bunlar şu değersiz olan dünyanın geçici yararını alıyor ve yakında bağışlanacağız diyorlar. Bunun benzeri bir yarar gelince onu da alıyorlar. Kendilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten başka bir şey söylemeyeceklerine ilişkin Kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. Allah'tan korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmeyecek misiniz? Arap Suresi 169. Bu durumda bir insanın ya da bir grubun mümin olup olmadığını anlamak biraz daha dikkatli bir gözlem gerektirir. Çünkü bir insanın ağzından az önce okuduğumuz ayette açıkça belli olduğu gibi İslami sözlerin dökülmesi, o insanın dini kelimelerle konuşması onun gerçek Müslüman Mümin olduğunu göstermeyebilir. Az önce okuduğumuz ayette anlatılan insanların bir istisna olduğu sanılabilir. Ancak Kur'an ayetleri bunun böyle olmadığını göstermektedir. Birçok ayette mümin olduğunu öne sürdüğü halde aslında mümin olmayan, üstüne üstlük çok daha kötü bir konumda olan insanlardan söz edilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlardan öleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır. Bakara suresi 8-10 Başka ayetlerde söz konusu sahte dindarların kendilerine sorulan sorulara şöyle cevaplar verdikleri bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Ve işleri evirip çeviren kimdir? Onlar Allah diyeceklerdir. Öyleyse de ki, peki siz yine de korkup sakınmayacak mısınız? İşte bu sizin gerçek Rabbiniz olan Allah'tır. Öyleyse haktan sonra sapıklıktan başka ne var? Peki nasıl hala çevriliyorsunuz? Yunus suresi 31-32 Andolsun onlara, kendilerini kim yarattı diye soracak olsan, elbette Allah diyecekler. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorlar. Zuhrup Suresi 87 Okuduğumuz ayetler, bir insanın gerçekten mümin olabilmesi için gerekli kıstasların, cahiliye toplumundaki sözde dindar kıstaslarından farklı olduğunu gösterir. Allah Kur'an'da gerçek müminlerin hangi özelliklere sahip olduğunu detaylı olarak bildirmiştir. Şimdi bu özellikleri incelemekte yarar vardır.